Çok bekletmedim değil mi? Olsun. Hallettin mi işlerini? Hallettim baba. Ayşegül, Çınar'ı senin ihbar ettiğini söyledi. Doğru söylemiş. Ben ihbar ettim. Gerçek katil ortaya çıksın diye yaptım. Bak, zaten kızıyor sana. Hakkı var mı baba? Haklı mı sence? Ben oradayken ne çektiğimi hiç bilmedi. Bir kere bile sormadı bir kere. Hiç sormadı. Hiç. Sen de onun ne çektiğini bilmedin. Nerede? Ayfegül. Nerede? Sabah işi vardı, çıktı, ne oldu? Manyak mı o ya? Gerizekalı mı? Çınar'a ihbar etmek nedir? Bana bak. Hemen. Bugün buradan toplanıp gidiyorsunuz. Yoksa şimdi Çınar'a gidip her şeyi anlatacağım. Ayşegül bak. Anlamıyorsun. Bizim görevimiz çok önemli. Umurumda değil göreviniz. Tamam. Umurumda değil. Adam 2 sene sonra çıktı geldi. Tamam. İyi ki yaşıyor, iyi ki geldi. Ama ben onunla aynı evin içinde neler çekiyorum biliyor musun sen? Affetmek istiyorum. Unutmak istiyorum. Ama olmuyor, çok geç. 2 sene be. 2 sene ben neler yaşadım bilmiyorsun sen, görmedin. Sen de onu görmedin. Kötü müydü o da? Ayşegül, Poyraz'ın yaşadığı acıyla herhalde koca bir mahalle ölür. Nasıl? Kızım diye söylemiyorum ama ben hayatımda bu kadar delikanlı seven insan görmedim Poyraz. Kollarımın arasında eridi gitti sen ölünce. Baba diyordu. Ben nasıl yapacağım? Nasıl dayanacağım? Kızım diyordum. Bu da geçer. Ya. Ben bile inanmıyordum ki o nasıl inansın. Tehdit etti bizim. Başkan var bir tane. Ayşegül ararsan onu öldürürüz dedi. Adam da ne yapsın? Bence sana kavuşmak için bu kadar acıya dayandı. Ne oldu ona? Orta Doğu'da bir görevdeydi. Yakalandı. 2 ay haber alamadık. İşkencedeydi. Bir gün sana kavuşacağını bu kadar kafaya takmasa bu adam ölürdü Ayşegül. Senin için yaşamış belli. Gerçekten uzaktan baksan dayanamaz dersin, çözülür dersin ama... Bulduğumuzda bir deri bir kemikti bu adam. Günlerce aç susuz kaldı, elektrik verdiler yoksa nasıl dayansın? Canlı kuş gibi kaldı. Bir görsem içine ezilir. Kapısının önünde yatıyordum. Gözüme uyku girmiyordu. Ya kendine bir şey yaparsa diye. Yaptı da. Senin o kadar zannettiğin aslında intihardı Poyraz. Nasıl yani? Bir gün. Bir gece. Biraz buluşacağım diye çıktı. Kaza haberini duyunca anladım zaten.
Sonra kendi de itiraf etti. Ve bırakmış benim direksiyonu. Kapatmış gözlerini. Burası kavuşunu bul baba dedi. Neden beni kurtardınız diye kızıyordu. Ayşegül bak ya bu adam seni her şeyden çok seviyor. Hala öyle. Yıkıldı ya adam. Bir gün kavuşacağınızı sanıyordu. Yine birlikte olacağınızı sanıyordu. Senin için yaşamış. Senin için dayanmış. Seviyor hala seni. Manyak gibi seviyor bu adam. Neden bunlar benim başıma geliyor baba? Neden? Ben ne yaptım baba? Ben kime ne yaptım baba? Ne yaptım ben? Bir aşık olalım dedik, başımıza gelmeye kalmadı be. Neden ben ya? Başımıza gelen de ne var ya? Ahmet amca 97 yaşında evlenmek istiyor. Adam nasıl bir yalnızlık çekiyor ya? Oğlum ne yapsın adam? Bir başına mı kalsın? Evlenecek tabii. Ya. Aha baba kavga çıktı galiba. Yok be oğlum yok, şarkı söylüyor. Baba nasıl şarkı söylüyorlar? Adam bildiğin vurdu kadına. Ay yok be oğlum, göbek atıyor onlar. Baba nasıl göbek atıyorlar? Baksana adam yerde yatıyor şu an. Bayıldı galiba. Oha.
Oha, amca öldü. Niye böyle şeyler izletiyorsun çocuğa? İbret alsın diye Ayşegül, ibret alsın. Bak oğlum, böyle okuldur, kitaptır. Bunları okumak lazım işte. Yoksa böyle televizyonlara çıkarsın, evlenecek kadın ararsın sonra. Hadi hayat bilgisi dersiniz bittiyse beslenme dersine. Buyurun efendim. Hadi bakalım. Emine'me bak be baba. Allah'ım ya, 2 yıldır değişmeyen tek şey oğlumun hala menemen diyememesi. Eline sağlık. Sen akşam saat kaçta geldin? 12 gibi falan, öyle 12. Atma, ben saat 1'de yattım. Ya Ayşegül, işte kahvehaneyi devraldık ya. Eksiği, gediği falan hepsiyle uğraştık ama çok güzel olacak be. Bana bak, sen bir işler çevirmiyorsun değil mi? Yok Ayşegül, asla. İyi. Sana bir sürprizim var. O ne o? Çınar'la boşandım. Artık özgür bir kadınım. Sen ciddi misin ya? Evet. Yani protokolleri imzalamıştık, vekalet verdik. Bitti. Oh be! Nihayet güzel bir haber ya. Nihayet. Oğlum sana ne oluyor ya? Yani var ya, sarılan bir çift görme. Hemen araya kaynıyorsun be oğlum. Ama ben de ne yapayım şimdi baba? Çok güzel sarılıyorsunuz. İnsan canı çekiyor. Ben ne yapayım oğlum? Git kendine sevgili mevgili bul. Uzak dur benim sevgilimden. Hadi çekil. Yardım et çocuğa o zaman, ne yapsın? O da mı televizyonlara çık parası? Yaşa Ayşegül abla sen. Konuşma benim için, konuş sen. Hadi oğlum yemeğe, hadi oğlum, hadi. Baba. Ya. Ya. Baba. Ünlü iş adamı Cengiz Parla evinde ölü bulundu sayın seyirci. Ben çayları tazeleyeyim ben. Baba. Mesajı aldın mı? Ne mesajı oğlum? Ya hani Ayşegül abla evrakları gösterdi ya. Boşandım dedi. Artık özgür bir kadınım dedi. Yani istediğim zaman evlenebilirim dedi. Evlenelim diyor sana, anlamadın mı? Baba mesaj veriyor. Ne ara dedi oğlum onu? Sen uyurken dedi baba. Uyurken dedi sen. Oğlum hani burası boş olacaktı. Ortalık insan kaynıyor. Ne bileyim oğlum ya. Adam da gelmedi daha. Arkadaş ben bu Eda'nın yapacağı istihbaratın var ya, içine tükürüyüm ya. Lan! Az yardım et lan. Kaldır lan, kaldır. Oğlum. Oğlum biz amma hamlamışız lan. Lan senin neyine bu kadar ağırlığın altına girmek? Oğlum hani nerede adam gelecek? Nerede bu adam? Ne bileyim ben. Poyraz nerede? Şurada. Dedem bu torba sana ne itti? Çekil! Karışma, çekil! Karışma! Poyraz, biraz enerjini mi saklasan oğlum? Lan bir dur, torba, dur, dur lan! Dur lan! Dur lan, karışma diyorum lan! Kırıl kılmayın lan bana! Kum torbası lan! Dalmışım ya. Tövbe estağfurullah ya.
Öldü zaten, tamam da bu. Adam gelmedi daha. Geldi bizimki. Evet, ne yapıyoruz? Gelin benimle. Efendim, yabancı misafiriniz gelmiş. Tamam. Aşağıda havuz katında beklesin. Peki efendim. Havuzu alın. Aziz Bey birazdan gelecek. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya. İki kişi dediniz. Ama şu adamlar da onlardan. Toplamda 5 kişiler. E tamam işte, siz onları halledin. Ben de aşağı iniyorum. Ne? Ya saçmalama. Tek başına nasıl yapacaksın? Ya ben hallederim, sen merak etme. Havuz katına gelin. Hop, beyler nereye ya? Lan gebertirim lan. Gebertirim. Her kimsen başın büyük belanı. Al işte. Yakalanmış. İnsan kendine bu kadar da güvenmemeli canım. Arkadaşları havuza alalım. Ben giderim. Ben yavaş, arkadaşım ya. Bak yani kolunu sıkma. Yavaş, yavaş sıkma. Girin havuza. Lan bu kıyafetlerle mi? Mayolarınızı yanınızda getirdiyseniz onlarla girin. Dedeler ben şimdi bu kadar adamın ortasında donla suya giremem. O yüzden diyorum ki kıyafetlerle biz o şekil. Heh.
Su soğuk mu ya? Gelin dedim. Tabii. Ya gireriz, girmeye gireriz de şimdi. Şu ziyneti falan mı acaba abi? Verin dediler bana. Hayır yani sonra anlaşırsak filan. Yazık. Fena değil. Kötü değil. Hayır. Soğuk abi, soğuk. Soğuk ama insan girince alışıyor. Alışıyor. Beyler. İşin rengi değişti. Burada ölmekle kalmayacağız. Böyle bizi çatır çatır yakacaklar. Bir dakika. Konuşalım. Konuşarak halledebiliriz bence. Konuşarak anlaşabiliriz. İnsanlar bugüne kadar konuşarak neler halletmedi. Konuşarak ne icatlar, neler ne buluşlar oldu. Konuşmamız lazım ama önce. Değil mi Düzülfikar? Oğlum bir şey söylesenize lan. Ben arkadaşa katılıyorum. Bence konuşarak halledebiliriz. Hatta belki yüzerek bile halledebiliriz. Ya beyler, sene olmuş 2019. Adamı burasına kadar suya sokup elektrik vermek nedir ya? Sıkın kafamıza bitsin gitsin ya. Lan biz adamlarla anlaşmaya çalışıyorsun. Adamları da gaza getiriyoruz. Ne yapıyorsun lan? Sus lan sus. Üşüyorum kardeşim. Ben sabaha kadar burada böyle bekleyemem ya. Ellerimin haline bak. Buruş buruş oldu ninem gibi. Ya beyler, bir Karadeniz çocuğu olarak utanıyorum ama... ölmeyi bırak, ben yüzmeyi de bilmem. Ne yapacağız? Aman dert ettiğin şeye bak, taş kafaya. Ölünce vücut suda böyle bir şişme yapıyor. O zaten batmıyor. İstediği yere yüze yüze kendi kendine gidiyor. Sen hiç takılma böyle şeylere. Siz de öyle. Şu gördüğünüz kabloda 5000 volt elektrik var. Ne? 5000 volt mu? Vay babayın gemiğine tüküreyim lan. Şimdi sizi buraya kim gönderdiyse bana adını verin. Ben de size kolay bir ölüm vereyim. Anlaştık mı? Bizi buraya hiç kimse göndermedi. Biz bu arkadaşın aklına uyup geldik. Ne? Aynen. Biz bu arkadaşla beraber geldik. Ne? Kesinlikle katiyen böyle bir şey yok. Bir kere ya abicim, ben kantin işletmecisiyim burada, en alt katta kantini biliyorsun. Geliyorsun sen, düzenli müşterimizsin. Kantin işletmecisiyim ben ya. Bu adamlar geldiler bunlar. Abi dediler, bir yardımına ihtiyacımız var. Bir gelir misin dediler. Geldik buradayım, ben bunları tanımıyorum ya. Hayatımda görmedim bunları ben ya. Hiç görmedim. Kesinlikle alakası yok. Ben bu arkadaşın yerine utanıyorum beyefendi. Ben hayatta bu kadar hızlı adam satan birini görmedim. Yeter, kesin! Gebertir şunları. Yok. Bir dakika. Sen saldın mı? Kim? Ben mi? Yok. Ne bileyim, ılık ılık bir şey geliyor alttan. Sana geldiyse o ılık ılık demek ki. Beyler burada geberiyoruz ya. Şey yapma. Yapma. Vallahi. O yok. Yapma. Konuşursak. Vallahi. Yok. Biliyorum ben. Yok yapma. Eda, son saniyelerin insanı Eda. Çıkın, hadi çıkın. Vallahi ben bu kıza bundan sonra şey diyeceğim, hızır diyeceğim ya. Ablaya dikkat edelim, çıkarken beyler değme, dokunma. Babacığım, ıslatmayın yalnız. Geç şuraya, geç lan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.